Tabii ki kumaşın özelliğine göre de çalışma şeklimiz değişir. Bunda mesela astarlı çalıştığını farz edelim. Astarlı çalışırsan eğer buraya bir pervaz geçirmen gerekiyor kendi kumaşından. Makinasını çekeceksin. Payını 2 milimden 3 milimden keseceksin. Her zaman yaptığımız ne dikiş vardı? Pervaz dikiş vardı, değil mi? Çektik, payımızı kestik. Özellikle bakın yuvarlak yerlerde uçurtma ve çıtlatmalar muhakkak yapılacak dönüş yerlerinde. Daha sonra bunu buradan hemen dibinde makine çekeceksin. İçeri doğru, cebe doğru makine çekeceğim. Evet, cebe doğru. Makinanı içten çektin, üstten görünmeyecek, tamam mı? Tamam. Bunu gönderdik içe. Şeyde yapmıştık ya, örnek bezinde. Çektik, çıtlatmalarımızı yaptık, gönderdik. Ne yapmış olduk aslında biz burada bir nevi pervaz gönderdik. Yani bunu koladı. Öbür şeyini ver bakalım, öbür cep torbanı. İki cep torbası aldık arkadaşlar şeyinden. Şurada bir işaretim vardı ya, onu normalde burada üretirken de onu da alman gerekiyor. Tamam hocam. Öbürünü ver bana. Şey, şunu mu? Bunda da var aynı. Onu tamam. Yapmadım ama. Şimdi terse gel, bunu koysam terse gelecek. Anladım. Şöyle olacak. Kalıbını bir ver, onu gösterelim, onu üzerine koyarak onu anlasınlar. Şu cep torbasından bir bütün olarak aldık. Bir de bu parça etekli olması gereken parça. Ha, girme şeyini. Ha, normalde bu burada. Sabun ver bunu. Şu. Şu. Yani nereden nereye koymanız gerekiyor. Onu gözlemlemen gerekiyor. Onun işaretini de almak gerekiyor. Hocam birisini bile düz, birisini şey keseceğiz, değil mi? Çekiyoruz. Sonra bunu buraya getireceksiniz. Buraya. Toplayın alayım. Ağız kısmından bunu böyle iğnelersin ki oynamasın. Yeri belli olsun. Bak bunun devamı, eteğinin yan devamı. Yan dikişe doğru devam edecek. Bir tane daha vereyim mi? Şimdi bu burada sabit. Ne yapacağız? Arkadan cep torbamızın makinesini çekeceğiz. Makinesini çekerken de buradan başlayacaksın. Buraya, buraya kadar. Yani şunlara ve yukarılara dönmene gerek yok. Sadece böyle. Makine ve overlock. Onu yaptıktan sonra artık eteğinin yanını, öbür tarafını yani şu parçanın yanına koyup makinesini çekebilirsin. Burada tabii ki bakın yapacağınız işin özelliğine göre spor dikiş çekebilirsin buradan üst taraftan çift sıra veya bir harç koyacaksan bir süsleme malzemesi koyacaksan öncesinde buraya koyarsın onu koyarsın ondan sonra çalışmana devam edersin. Okey. Tamam.